Şimdi Deniz Alsancak'ın istikrarlı bir giyim tarzı olduğu için... İstikrar mı? Bacığım sen bu paçosu bizden tanıdın mı? Ha? Sen bunu ne istikrarsız, ne utanmaz, arlanmaz, ne hayasız bir tip olduğunu biliyor musun da buraya çarşaf çarşaf basıyorsun? Şimdi dergimizin muhabirleri... Ya başarımız çok bozuldu. Ben sansüre karşıyım fakat hükümetimizin buna bir müdahalede bulunması lazım. Okullarda kıyafeti serbest bırak. Ne oldu? Çoluğumuz çocuğumuza bunu örnek olarak göstereceğiz biz. Gençlerimizin bedensel ve giyimsel gelişimine zararlı. Ya bacım bu paçoz açlıktan giyiyor bu İspanyol paça kotları. 70'lerdeki gençliğinden kalma kıyafetleri. 70'lerdeki gençliğinden mi? Sen ne sanıyorsun bacım? 70'lerde 20'li yaşlarındaymış bu. Tabii, gazeteciysen bunu da yaz. Emin misiniz? Ya biz bunun halkalarının sayısına baktık. Laboratuvarda karbon testi yaptık, bu yaşta çıktı. Zaten bu cilalı taş devrinden kalma. Cilalayıp cilalayıp 100 yaşında kadını önümüze moda ikonosuna getiriyoruz çünkü. Bundan olsa olsa moda kokonosu olur. Deniz'in yandaşları sizi. Yandaş medya. Beni dergiye basmazsın ama. Tabii topluma mal olmuş. Medyada görülen isimleri tercih ediyoruz. Deniz topluma mal oldu. O kesin. Malın gözü oldu hatta. Ben medyada görünemez miyim? Ha? Bugün ne giysem ek atılırım. Tozunu attırırım. Hakan Akkaya beni ilham perisi ilan eder. İvara Sert kıskançlıktan ülkeyi terk eder. Siz de kapak yapak diye peşimde koşarsınız. Çıkın o zaman. Var ya çıkmazsam gel yüzüme tükür. Ya da sizi dergiye reklam veririm. Bu daha uygun. Çok özlemişim. Sarılmaya doyamıyorum. Canım. İyisin değil mi? İyiyim gülüm. Senin hasretliğin dışında bir derdim yok yani. Hadi artık uzatmayın. Şüphe çekiyoruz. Abim bir dur. Babam bu aileyle görüşmeni yasakladı. Adamlarına Nur Hayat'ın peşinden ayrılmayın falan diye talimat vermiş. Beni de yakacağım. 5 dakika daha abim. Canım benim bugün ne giyseme katılacak mısın gerçekten? Katılmaz mıyım ablam? Şıklığımın topluma mal olması lazım. Çünkü alem paçozlara kaldı. Modanın çıtasını yükseltmeye gidiyorum. Öbür gün yarışmanın çekimi var. Arkasından da akşam 9'da defile. Bütün gün moda nefesi gibi çalışacağım. Defile mi? Aa sana davetiye gelmedi mi? Yer yerinden oynuyor kız. Bizim bütün çevre orada olacak. Vallahi gelmeyene selam vermezler artık. Ha, öbür günkü defile. Tabii canım sen. Saat 9'da olan defile. Tabii biliyorum ben. Orada da bari kaçamak görüşürüz benim canım. Görüş bitti. Hadi yeter bu kadar. Tehlikedeyiz. Son bir kere daha sarılıyor. Her an bulabilirler bizi. Yürü! Bırak! Ay benim canım. Benim gülüm. Canım. Bugün ne giysem? Şimdi ilk yarışmacımızı alıyorum efendim. Kim geliyor? Nur Hayat geliyor. Nasılsın? Çok mersiyesiz. Nasılsınız canım? Teşekkür ederim Nur Hayat. Şöyle bir bakayım sana, bir de bir döndüreyim. Bak da gözün gönlün açılsın. Saçını biraz abartılı buldum. Onu anladık. Yani bir de bu saçların üstüne şapka koymuşsun. Kolyen, bileziğin, eldivenlerin, yüzüğün, yani çantan. Yani çok zengin görünsün diye mi yaptın bunu Nur Hayat? Ya Allah'ın bildiğini kuldan niye saklıyım ya? Görünsünü at, geriye kalan her şey ayıptır söylemesi realite. Ya sabır, seni şimdi jürimize havale edeceğim. Ama önce biliyorsun uğurlu odada bir uğurlu podyum var ya. Orada yürüyorsun, uğurlu aynaya kadar geliyorsun. Seni bir görmek istiyorum. Sen yürümesini biliyor musun? He, 2 yaşından beri yapıyorum. Zorlamam herhalde, rahat ol. Ben senin bacaklarını kırarsam zorlanırsın. Anladım hocam. Hadi gel bakalım uğurlu aynaya. Ne söyleyeceksin? Hep beraber görelim efendim. Buradan bütün cemiyet hayatındaki dostlarıma, Maliye, Bayındırlık ve Kalkınma Bakanlarımıza ve onların değerli eşlerine selamlar söylüyorum. Ve ayrıca bütün yerli ve yabancı modacılarımıza öpücükler yolluyorum. Beni izlemeye ve ilham almaya devam edin. Bugün ne giysem? Bugün ne giysem Nur Hayat'la devam ediyor. Evet, Nur Hayat da uğurlu odada tüm hazırlıklarını tamamladı. Artık podyumda. Thank you.
Hoş geldin. Hoş geldin. Ya yalnız bu mikrofonun daha az taşsızı yok mu? Ben biraz yalınlık ve sadelik seviyorum ama neyse. Artık idare edeceksin. Nurhayat'cığım nasılsın? Hamdolsun Hakan, sen? Ben de seni görene kadar fena değildim. Nasıl? Bir anlayamadım böyle. Sana bakıyorum üstüne başına. Bize vermeye çalıştığın mesaj nedir? Mesaj? Şu... Ben moda haftalarına karşıyım. Bence moda bir hafta değil, bir ömür sürer. Nurhayat'cığım, ben üstündekileri diyorum. Hani bu halin ne? Neden, beğenmedin mi? Nurhayat. Benim. Şimdi, elbisen abiye. Ayakkabı çok avantgard. Eldiven deri, çanta hiç olmadı. Şapkanın taktın, hiç anlamadım yani. Ne uyum var, ne tarzın var. Nurhayat, sen bu sokakta yürürken birbirine selam veremeyecek kadar alakasız elbiseleri seçerken acaba alkolü falan mıydı? Yani Hakan, belki hazırlanırken giyindiği oda karanlıktı. O ayakkabıları çok mu aradın? Yo, şoförü yollayıp aldırdım. Ha, şoförün zevki o zaman. O çoraplar, o ayakkabı ne mana? Bakamıyorum ben sana. Ve Nurhayat, bir de gerçek Kürk giyemiyoruz. Yok, yiyebiliyoruz. Niye ki? Yani hayvanları korumak açısından. Yani. Kız ölmüş gitmiş şeyin daha neyini koruyacağım? Kendisi zamanında kendi kendini koruyaymış. Yani bu benim görüşüm tabii. Siz hani bu işin uzmanlarısınız. Oldu o zaman, ben bundan sonra daha dikkat edeyim. Hani etol falan bakarken eğer kıpırdıyorsa, böyle kalp atış falan varsa ben veterinere yollayayım onu. Bugün ne giysem. Bu arada mücevher çok fazla çıkartıyorum. Bak Nurhayat'cığım, yani saçların gerçekten felaket demode. Hani nişanbaşı desem değil, kafana bir de şapka takmışsın. İşte bilememişim demek ki. Sağ ol eleştirin için. Hayır bak, makyaj zaten evlere şenlik. Mavi far sürmüşsün, dudağının kenarına bir tane feci bir kalem çekmişsin. Allah aşkına, yani 1978'lerden kalma gibi şu saçlarına ne yapsam ben? Ya nostalji yapmayı düşünmüştüm ama neyse. Bu arada yakaya çıkartıyorum. Programımız hediye olsun diyorum. Hediye mi? Evet. Ha, helali hoş olsun tabii. Yani. O yaka zaten nasıl gelmiş konmuş oraya, ben bir anlam veremedim. Şimdi bak Nurhayat'cığım, sana bakıyorum. Böyle bir sürü farklı marka satan bir mağaza sanki bunları senin üzerine bayağı tükürmüş. Ya Rabbi şükür, artık o noktaya geldim. Düşün. Yani tek tek parçalar tamam belki olabilir ama bir uyum yok ya. Ya belki böyle karışık bir tarz yakalamak istedi. He, Özge beni anladı, canım benim. Ha, yani sen böyle eklektik bohem falan mı olmak istedin? Ha, muhakkak öyle. Yalnız bohem şıklık böyle bir şey değil. Ne, nasıl bir şey ki? Yani bak, bohem tarzını yakalayanlar var. Bence sen onları takip et. Anladım. Mesela bir Deniz Alsancak var ki ben çok beğenirim onu. Ha? Yani ben de bayılıyorum. Şöyle bir İspanyol paça jean pantolonu, altına botlar, bir atkı falan nefis oluyor yani. Bohem öyle bir şey ama işte onu yapmak daha zor. Yani kimisi 2-3 basit parçayla böyle acayip şık olabilir ama kimisi de böyle üst üste giyer giyer hepsini ama yine de... Yine de ***'ın gibi orada demek istiyorsun ha? Çekilin ya, deminden beri mancık mancık be! Ne oluyor ya? İnanamıyorum ya. Ben sana inanamayacağım, başka bir şey söyleyeyim tatlım. Sen biliyor musun ki benim bu üstümdeki kıyafetler kaç para ha? Halkalda kaloriferli 3+1 taşıyorum ben üstümde be. Fiyat değil, şıklık programı bu canım. İçinden şıklık geçen bir cümlede Deniz'in ne işi var kardeşim? Siz ne gariban yalkası çıktınız be. Hele Akka'ya, senden bu artist yalıklığını hiç beklemezdim. Çıkar mısın dışarı? Lafım bitmeden çıkmam. Şş, İvana, ver bakayım şu takılarımı. Sayacağım, eksik çıkarsa üstünü ararım. Aa! Ne demek bu ya? Nurhayat, bizimle değilsin. Asıl sen bizimle değilsin. Dönsene memleketine kardeşim. Ya bu adaletsizce güzel Slav kadınları dönsünler ülkelerine artık. Bunlarla mı uğraşacağız biz ya? Hadi naş! Naş ya? Ya sen giyinmeyi değil, daha insanlarla nasıl konuşman gerektiğini bilmiyorsun ya. Ben de bilmiyorum insanlarla nasıl konuşmam gerektiğini. Ben diksiyon eğitimi aldım. Şuursuz. Diksiyon eğitimi. Sen. Hem de nasıl? Al bak. Bir tarlaya kemeker ekmişler. İki kürkü yırtık yer kör kibrit adammış. Biri kürkü yırtık erkek
Senin kürk o kirpinin kürkü mü acaba? Allah! Oy be be! Oy! Peki! Aklı burada arkadaşlarım! Aklı! Gel gel buraya! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.